Herkese selam arkadaşlar. Uzun süredir YouTube'da video atamıyordum. Bunun sebebinden bahsedeceğim ilk önce. Hemen videoya giriş yaptım yine. Neyse, İstanbul'da yarışma için gittim. Bir de başka bir sebebim vardı, gitmemin başka bir sebebi vardı. Her neyse. Yarışma şöyle bir şeydi. Ağırlıklı barfix ve dips yarışmasıydı. Sarıyer Kilyos Baykuş plajında yapıldı. Şimdi şunlardan bahsedeyim size. Üçüncü madalyamı da ekledim. Bu TÜYAP'ta yapılan Nizami barfix birinciliği. Şunu en son söyleyeceğim. Bu da Nizami Maslap birinciliği, yani hareketlerde en fazla tekrar yapabilme birinciliği oluyor. Şunu göstereyim hemen. Bu da yeni aldığım Power Calisthenics, yani İstanbul'daki Kilyos plajındaki yapılan, Kilyos plajı değil, Baykuş plajında yapılan yarışmada birinci oldum. Nasıl birinci oldum? Vücuduna ağırlık takıyorlar. Yani ben 50 kiloyum, 60 kiloyla tek tekrar barfix çekebildim. Videoyu hemen şöyle göstereyim, şu anda bir yerde çıkacaktı zaten. Tamam, hadi Sercan. Seni etkileyeceğim, ben seni etkileyeceğim. Bas bas. Tamam. Çık. Bas bas. Bas bas bas. Bitti. Çok iyi be. Kadir çıksana. Ne yap, ben yukarı doğru gideceğim. Barı kıracağım lan. Abi 50 basarsan başlıyorum. Dört. Eren ol. Eren ol. Eren ol. Eren ol. Eren ol. Abi bütün vücuduna sürsün. Kanka gitsene, açıyor beni. Bas bas! Bas! Kendi kilomdan daha ağır, %120 performans oluyor bu. Yani daha ağır bir şekilde yarışmayı bitirdim ve madalyamı da aldım. İnşallah diğer yarışmalarda da yine hep birinci gelerek devam edeceğim. Bugün ne yapacağız? Şimdi evde kardeşimle beraber tek kalacağım. Bu süre içinde sağ olsun Big Joy'un ürünleriyle devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Sabah yiyebileceğim müslisi var. Gel besin yerlerine bakalım. Şöyle görebilirsiniz. Hop, netledi. Protein 29 gram 100 gramında. Daha sonra bunu nasıl yaparsınız? Sütle tüketebilirsiniz. Yoğurtla tüketmek daha iyi. Çünkü lak diye gidiyor. Hiç uğraşmanıza gerek kalmıyor. Burada fıstık ezmeler var. Fıstık ezmesi de bayağı var elimde. Bu da güzel oluyor. İlk başta şey yapabilir. Biraz size sert gelebilir. Besin değerlerini gösterelim. Evet, görüyorsunuz şu anda. Aynen. İlk başta böyle yoğun bir kıvamı gelebilir. Daha sonra zaten ağzınızın tadına alıştığı için ve güzel bir besleyici kaynak olduğu için çok rahat edeceksiniz. Evet, şuna görüyorsunuz zaten full Big Joy. Evet, Big Joy proteinli makarnası. Evde yemek çıkmayacağı için sağ olsun Big Joy'a devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Bunu da zaten makarna besleyici bir üründür. Besinleri gösterebilirsin diye. Şöyle bir paketini açalım. Genelde kahvaltıdan sonra öğlen vakti ya da antrenmana çıkmadan alıp gidebiliyorum. Daha iyi oluyor. Hem enerjisi yüksek olduğu için ve protein kaynağı olduğu için bu da. Özel yapıldığı için bunlar çok güzel oluyor. Şimdi kahvaltıda bunu hazırlayacağım. Buna bir şey düşünüyorum. Ama ne? Neyse, bunu göstereceğim. Aklıma bir şey geldi. Şimdi geldi Nihal. O dediğim değil. Yulafla değil, şu müsliyle yapacağım. Proteinli müsliyle. Bakın, iki tane yumurta alıyorum. Şimdi üç tane alsam, ben az olur ya. O müsliyle bunu bir şey yapmaya çalışacağım. Bir omlet şeklinde çevirmeye çalışacağım. Bu tarafa geçebilirsin de. Şimdi şunları bir yıkayayım. İstanbul'da çok yoğundum, YouTube'u unuttum. Neredeyse kanalın şifresini unutacaktım. Her günüm güzel geçti. İstanbul güzel ama yaşaması zor bir şehir. Trafiği yüzünden olsun. Aman gez gez doyamıyorsun yani. Şimdi tava çıkartayım. Tavada uğraşmayacağım. Azıcık yağ dökelim. İnşallah olur bak. Şu an olur mu olmaz mı bilmiyorum tadını da. Bence güzel olur. Yulaf ezmesiyle güzel oluyorsa bunda da olur. Altını açalım. Benden profesyonel aşçılık beklemeyin. Şimdi ne yapacağım bakın. Hepsini bütün haline getireceğim. Yumurtaları kıracağım, içine müsli koyacağım. Bu arada bu videoyu izlerken aklınıza gelen spor videosu hangi konuda size yardım edebilirim, bunları bana yorumda belirtirseniz çok iyi olur. Artık videoya devam edeceğim. Artık müsaitim. Orada video çekmedin mi sen? Yok. Al işte. Allah, başka YouTuber'lar olsa. YouTuber. Şimdi ne yapacaktım? Ha, bu.
Bekle, çatal. Evet. Şimdi bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Aa, yağı yakacağım ya, dur. Geç açtım, erken açtım. Şu yumurtanın beyazı gözüktü mü sinir oluyorum. Evet, şimdi bunu böyle yaptık ya. Hadi hazır mısın yani? Umarım güzel olur. Umarım olur. Valla mantıken olur yani. Niye olmasın ki? Bayağı besleyici olacak ama. Tamam, yeter bence. Değil misin? Tamam, bunu da koyduk. Ne kadar koyduk bilmiyorum. Ben gramajlıkla uğraşmam. Gözüme güzel gözükür böyle. Gözüm de uyuyor benim. Her neyse, bak şimdi bunu da karıştırıyoruz. Bunların hepsi bir bütün olacak şimdi. Bak yapıştı, görüyor musunuz? Tavaya döktüğümde bu bir kalıp halinde, yumurtalı bir kalıp halinde gelecek. Ne deniyordu ona? Ne deniyor? Böyle yap... O omlet değil. Krep. Krep, krep, düz, düz, krep. Krep, evet. Aynen, bakın şimdi bu böyle oldu. Bunu dökeceğim, altını açayım şunun bir. Mantığıken bir şey yapıyorum vallahi. Evet. Hadi bakalım. Aç kalmaktansa. Yiyemediler. Yeriz, yeriz, merak etme. Kötü olmaz ki. Yumurta var ya, bak şimdi görüyor musun Nihal? Dümdüz olmaya başladı. Şimdi bu bütün parça olacak, çok güzel. Sonra lap çevireceğim böyle. Arasına, ooo, arasına şey süreceğim. Krem şanti diyecektim ya. Fıstık erimesi süreceğim. Onu da gösteririm. Bayağı besleyici olacağını düşünüyorum. Evet evet, oluyor. Yulafı da böyle yiyorum ben. Kilo sorunum olmadığı için ilk başlarda yulafı böyle şey yapıyorum. Hani yulafı yine böyle yumurtaya çırpıyorum. Sonra ketçap mayonez dolduruyorum böyle. Tadı güzel oluyordu. Yani zayıf olanlar deneyebilir. Tadı şey olmadığı için zaten genelde yiyemiyor insanlar. Bakalım bu nasıl olacak. Koklayacağım da burnum tıkadı ya. Nasıl yapıştı? Bakın arkadaşlar. Mis gibi. Ya Allah. Koptu oradan. Şöyle böyle. Şimdi diğer tarafını biraz pişirmem gerekiyor. Ya. O kadar da göze güzel gözükmesine gerek yok. Herhalde. Benden aşırılık beklemeyin demiştim ben video başında. Tamam, buna şey sürmeyebiliriz artık. Nasıl olmuştu? Güzel ya. Ben buna ketçap mayonezi sıkarım. Tatlandırırım bir güzel. Öyle gömerim. Baksana, baksana ne yağ var, ne bir şey var. Yani kilo sorunu olmayanlar kalori alabilir. Ama kilo sorunu olanlar böyle sade sade. Sabah yediği zaman çok güzel olacaktır. Bak şu beyazları sevmiyorum işte. Yumurtalı müsli. Müsli yumurta olmadı mı? Öyle oluyor. Aa, bunu kapatalım. Bunu servis tabağımıza alalım. Geniş bir tabak alın. Allah şöyle toplaması senden. Bana yıktın ha. He? Bana yıktın. Ne bana yıktın ha? Bakın parça parça çok güzel oldu. Üzerine fıstık ezmesini sürersiniz yine. Şöyle mesela göstereceğim olursa. Evet. Şimdi bunu tamamladık. Bunu bir kenara çekelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yapılan yarışmalar oluyor bu dalda. Bu yarışmalardan haberdar olmak için sosyal medyada bu sporla uğraşan arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Ben de olduğu zaman haber edeceğim. Hani katılmaya çalışın. Kendinizi bir görmeye çalışın. Bazı kişiler diyor ki yapmakta ne var? Şu kadar barfiks çekiyorum. Şu kadar ağırlık kaldırabilirim gibi düşüncelere girmeden direkt katılın. Kendinizi ispatlayın. Elimde kanıt var deyin. Birinci oldum, ikinci oldum, üçüncü oldum deyin. Hani bunu yapın. Biraz girişken olun. Takılın. Hani yaşayın biraz hayatı. Elinizden geleni yapın işiniz için. Açamadım ya, açamadım ya. Yarışmaya giriyorum. Birinci oluyorum. Beceriksizsin. Beceriksiz. Diyorum. Evet arkadaşlar. Fıstık ezmesi bu şekilde. Şimdi örnek olarak göstereyim. Mesela bak bunu aldınız ya. Bakın. Aman ya Rabbim. Bayağı yumuşamış. Evet, güzel. Sıcak ya. O zaman kıştı. Aldınız diyelim. Tamam bak, böyle sürebilirsiniz. Bakın. Ya çok estetik bir görüntü yok ama şurada. Anlıyorsunuz yani demek istediğimi. Şimdi burada lüks mutfaktaymış gibi bir şey yapmak istemiyorum. Bak sürdünüz ya. Oo, güzel olur ha. Besleyici. Şunu yesem zaten bir gün yeter bana. Bakın. Utanıyorum, ben biri karşısında yemem ki. Tamam ye. Hmm. Güzel mi? Hmm. Hmm. Yapıştı.
Helal ya. Su içmem lazım. Yok kalan var ya. He, az sürseydin. Dişlerime takıldı. Ha. Diş telleri son oluyor biraz. Her neyse çok güzel oluyor. Yani böyle ne kötü tat, ne eksik bir tat, ne saf bir tat. Hep çok güzel oluyor şu an. Neyse bunu masaya koyabilirim artık. Bak bir konuya da değinmek istiyorum. Artık cam şişe kullanmak istiyorum. Cam şişe. Bu pet şişeler sakat iş. Gitmiyor. Doğadan gitmiyor. Kimisi hiç çöpe atmıyor. Çöpe atana neyse eyvallah da çöpe atılmıyor. Yani çöp şurada dibinde böyle atıyor. Bak dışarı düşüyor öyle gidiyor. Bunu yapmasınlar. Hiç sevmiyorum. Çevreci olmamız gerekiyor bu konuda. Hiç sevmediğim konulardan bir tanesidir. Neyse ben kahvaltıya geçeceğim şimdi. Evet dostlar şimdi bu hazırladığım besin bana yetecektir. Ayrı yeten hani bunun yanında yine normal kahvaltıda tüketebileceğiniz domatesinizi, salatalığınızı, peynirinizi, zeytinizi Allah ne verse evinizde ne varsa onları masaya koyarsınız kahvaltınızı güzelce yaparsınız. Proteini ve karbonhidratı bu şekilde alırsınız sağlıklı şekilde. Daha sonra gün içinde antrenmandan sonra yine beslenmenizi halledersiniz. Antrenmandan sonra da ne yapabileceğiniz hakkında bir video çekebilirim. Yani yorumlarda ve beğenilerde bana destek olursanız inşallah güzel bir gidişat olacağını düşünüyorum. Çünkü artık rahatım evde. Nihal de burada. Evet düşüncelerinizi yoruma belirtmeyi unutmayın. Video buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.